Hürmetli teşkilatçıları, ben bütün hayatta bugün en değerli şahsiyet olan, ben her zaman gözlerin nemli olan, geceleri gözyaşları içerisinde uyumaya çalışan, her gün taşlarına kar elenen, dağlar boyda derdi çiğninde, küçük derdinde yaşadan, taşıyan, ama kâmetini hiç vakit eğmeyen ölümlü bacılarım, şehit analarım, her birisi bu tedbirde salamlayın. Bugün biz Serkan babamızın mevluduna doğum gününe görüşmüş. O 23 yaşında ebediyete kavuştu. Onun bugün 25 yaşını tebriklemek için ben ancak onun anasına diyelim ki, Esmer bacım, seni tebrik ederim. Mevludun mübarek olsun, güzel balam. Derbin nurla dolsun, nurlar içinde uyu. Bugün Esmer bacı diyelim ki, her zaman çok gururlu gezen analardan biridir. Ben her bir yürekten sevilen, özünüz bilirsiniz, her bir yüze tutuyorum ben bu bakım. Her zaman çalışan, yanımızın yanında olan, sizlere destek olan, çünkü ben bu derdi sizlerden çok çok evvel yaşıyorum. Bugün ben bir gururlu ana olarak ve her zaman onsuz da gururla gezmişim. Oğlumun şehitliğine hiç vakit ahmetimi eğmedim. Her zaman gururla gezdim. Çünkü biri oğullar tek tek olur. Ve siz her gün nispet edememişsiniz ki bu kahraman şehitler dünyaya tekten siz anlarsınız. Onlara kahramanlığı öğreten de sizlersiniz. Onların şehitler diyarlarını tanıdan da sizlersiniz. Yani vatanı sevdiren de, aileni sevdiren de sizlersiniz. Ve onların şehitliğinden ben diyelim ki hiç vakit üzülmeyin. Bayağı anamız üzgüydülerdi. Her şeyin düştonu var, hayatı da, dünyevi hayatı da düştonu var. Ama onlar öyle bir iz koyup gittiler ki, onlar hiçbir zaman unutulmayacaklar. Hanımız bildiniz, bilmeyenler de bilsin ki ya bu yakın günlerde biz ümre ziyaretinde olduk birinci şehit anısı. Ümre ziyaretini bilen Allah herkese nasip eylesin o güzel hisleri, o güzel ziyareti. Esmer bacım Serkan'ın şeklini bana gönderdi ki onu doğru yapalım. Öyle ilk gün Serkan'ın şeklini orada tutup şeklini çekerek Esmer bacıma gönderdim. Ve hemen günü de mesaj geldi bana Esmer bacıma ki Ceylan Hanım, Serkan sizden kaba oraya gidip, inanın ben o kadar ağladım, o kadar köreldim. Çünkü çok tersirde yazmıştı o yazmayı ki, ona kimse yuku görmüştü. Yukuda Serkan demişti ki, ben artık kerbedeyim, kerbedeyim, kerbedeyim. Yani ben orada derkilerim ki, belli şehitlerimiz hamısı bu, Ucallah'ın yanında var. Onların mühendis yerlerler, onların mekanı o kadar rahattı, o kadar güzeldi ki, biz sadece burada üzülürük, ayrılık hislerine dözebilmeyiz. Ne diyeyim valla, Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Esmer bacım, bu güzel organizatı sen dünyaya getirdin. Evinde iki kahraman oğul büyüttün ama özünden habersiz. Bilmedim ki sen evinde bir şehit büyüdürsen. Ben bu günleri Serkan hakkında danışılanları eşittim, eşittikçe öyle bildim ki evlenmezlikten danışıldım. İnanmam ona. Çünkü aynı şeyleri bile ben yıllarımda özüne hep çağırmalıyım. Düz o ziyarette olmadı ama her zaman şehitliği özüne arzu edenlerden biriydi. Tek o değil, ben bilirim ki burada oturan her bir ana bu sözü diye ki ben yıllarımda edilmişti. Özleri arzuladı, öz arzularına çaktılar. Bizim de borcumuz onların arzularına, isteklerine sahip olmaktı. Şehadetin mübarek olsun, güzel şehitlerin, güzel Serkan balam. Mevludun bir daha mübarek olsun. Aziz Esmer Hanım, senin bu gülçek desteleriyle bir daha evladının doğum günü münasebetiyle, mevludun münasebetiyle tebrik ederim. Tebrik bugün sana düşür, İslam kardeşime düşür. Çünkü bu kahraman yetiştiren sizler olur. Ben başta ne diyeyim? Köyler var, nasıl da ben köyler insanım. Bugün istemem. Senin gözyaşlarını bir kadar akıllım. Ama ağlama, şehit anası ağlama. Sen bir kahraman anasısın. Bu hiçbir zaman
öyle bir tarih yazdılar ki, onlar öyle bir imza attılar ki, onlar imzası hiçbir zaman unutulmayacak. Tarihlerde, kalplerde yaşayacak. Ruhunuz şad olsun, aziz şehitler. Ve sayfanın simasında bütün şehitlere ucadan diyelim. Hamımızın karşısında baş eğri, aziz şehit babalarımız. Ruhunuz şad olsun. Biz göz yaşımızı akıtırız ancak mesleğe için. Sizden ayrılıp yaşadığımız için. Ama sizinle kanalımızla gürür gürür ruhunuz şad olsun diyelim. Doğum gününde sana 45 lira kızıl bir bağlattıracağım. Ancak kırmızı kızıl bir bağlattıracağım. Çünkü ben Serkan'la önce gelinlerimi Serkan'la birlikte gelip alardım. Ve diyerdim. Beğenmişsin. Değil de beğenmişsin. Hemşe elba verilere üstünlüğü verirdi. Ancak indi Serhan bir neçe nefer yuxusuna girmekle bilmirəm nə işarədir, nədir. Hər yuxuda bir şey yozuram. Anama deyim, ağ giyinsin. Ağ giyinsin, anam ağ giyinsin. Bu nədir hər bir bana ağ giyinsin. Yəqin ki, inşallah, ona konuşaram, gelecek ilerim, bilmirəm, her şeyde bir hikmet var. Ancak son vaxtlarda bu yuxunu danışanlarla anama deyin, ah deyilsin. Ruhu şad olsun, mevludu mübarek olsun. Mən fərq yerimdir, mən gürür yerimdir, mən qəhrəman balandır. Ona göre köməkdir, Zeynə xanım. Allah nəsib eləsin hər ziyarətini və orada giyinəsən o libası. Çox gözəl bir libasdır. İnşallah giyinərsən, oğlun arzusuna çatdırarsan. İnşallah. Mən Serhan mamamıza qurum uşaq olsun, məkanı cənnət olsun deyirəm. Allah anamıza dünya boyu səbirlər versin. Türk şəhidlərinin qarşısında baş əyirəm, anamızı öpürəm.